LGS'ye son 47 gün gerçekten de Cumhurbaşkanı bugün açıklamayı yaptı ve sınavı 2 hafta daha, 3 hafta daha erteledi ve bu bizim için bir avantaj. Zaten 4-3 tane avantajımız vardı. Neydi bu 3 avantaj? Birincisi konular sadece birinci dönemden, ikinci dönem konuları yoktu. İkincisi neydi arkadaşlar? Sadece ama sadece birinci dönem konuları olduğu gibi kontenjanları da artırmışlardı. 154 kontenjanlar artmıştı. Üçüncü avantajımız evdeydik, dolayısıyla sıkı sıkıya çalışabiliyorduk. Şimdi dördüncü bir avantaj daha geldi. Artık sınav tarihi değişti. Dolayısıyla yeni sınav tarihinden dolayı biz de gün tarihini değiştirdik. 47 gün yaptık. 33 gün vardı artık 47 gün var. Ve artık günün sözüyle artık başlayabiliriz. Şimdi daha iyi daha sıkı çalışma zamanı. Çabaların meyvesi ancak kişi vazgeçmediğinde ortaya çıkar demiş Napoleon Hill. Gerçekten de çok güzel bir söz söylemiş. Çabaların meyvesi eğer vazgeçersek ortaya çıkmıyor. Yani Soruları çözdük, denemeleri çözdük, hatalarımız çıktı ama hiçbir zaman vazgeçmedik. O zaman başarılıyoruz. Ama ilk hatada, ilk yanlışta, ilk sıkılmada, ilk böyle bir annemizin, babamızın ya da çevremizdekilerin yapamazsın sen dediğinde vazgeçersek eğer. O zaman tabii ki meyvemizi alamıyoruz. O yüzden kural bir. Asla vazgeçmiyoruz. Günün yorumuna baktığımızda 1400 beğeni almış. Abdurrezzak Kartal. Lütfen beğenin hiç tutmadan olsun demiş. Nasıl, daha nasıl tutacak? 1400 beğeni almışsın Abdurrezzak. Şimdi yeter ki umudun olsun. O ışık elbette bir yerden doğar hayatına diye günün ne yazmış. O yüzden bunu hemen Abdurrezzak Kartal'ı Napolyon'a gönderin. Oraya bu sözü yazalım diyoruz. Tebrik ediyoruz Abdurrezzak. Şimdi Belirli günler 250 soru mu, her gün 100 soru çözmek mi daha faydalıdır? Şimdi her gün 100 soru çözmek daha faydalı. Devamlı yapılan bir şey çok daha faydalı. Ama sınava az bir süre kaldı ve okula gitmiyoruz. O yüzden 100 yüz sorudan daha fazla çözmeniz. İngilizce dersinde bütün kelimeleri ezberlememiz lazım. Gerekli olanların hepsini ezberlemeniz lazım. Gereklileri evet ezberlemeniz lazım. LGS'de 2 şık arasında kalırsak ne yapmalıyız? Atmalısın. 2 şık arasında kalırsan atmalısın. Eğer 4 şık arasında kaldıysan... ...boş bırak. Bilmiyorsun. Üç çık arasında kaldıysan boş bırak. Ama iki çık kaldıysan atmalısın. Neden? Çünkü... ...yanlışlar doğruyu götürüyor ama bir tane doğru da... ...bir sürü yanlışı götürüyor. Üç yanlışı götürüyor. Dolayısıyla orada doğruyu da işaretlemek... ...önemli. Bir de şunu unutma. Aklımıza ilk gelen seçenek genellikle doğru cevaptır. Yani şöyle aldın. Önüne. Tamam mı? Burada asit baz dedin. Yani bu soruda değildi tabii. Mesela şöyle... ...bilgiye dayalı sorularda söyleyelim mesela. Ee, bunlar yoruma dayalı sorularda. Mesela şöyle sözlerden örnek vereyim size. Diyelim ki. Ha. Bu parça hangi metin türüne aittir diyor. Ya bu okudun ya bu makaleye benziyor dedin. İşte o zaman makaledir. Sonradan ya acaba deneme mi? Acaba gezi mı? Acaba şey mi diye çeldiriciler o sonradan beyin sana olumsuzu çağırır. Veyahut da mesela şurada başka bir inkılap tarihinden örnek vereyim mesela. İnkılap tarihi nerede? Gel bakalım buraya mesela. Bu ayaklama neden olarak ne gösterebilir dedi. Sen dedin ki işte işte e, ee, Milliye'den düzenli orduya geçirmesiyle alakalı dedim. Bunu çünkü bir yerden kulağın seni çağırıyor. Bunu bir yerden hatırlıyor. Beynin bir yerden hatırlıyor. Ama sen yok yok ya bu olmaz bu a falan dedin. Genellikle yanlış cevaba ikinciye gideriz. Dolayısıyla ilk aklımıza gelen genellikle doğru cevaptır. Ve iki seçenek arasında kaldıysak atabiliriz. Matematik konularının hepsini kardama soruları çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Vazgeçmeyip ilk başta temel sonra orta sonrasında sınav tarzı yeni nesil sorular çözerekten bu işi başarabilirsin. Cevabı doğru buluyorum. Ama yanlış işaretliyorum. Ne yapmalıyım? Aa, burada dikkat eksikliği var. O zaman daha dikkat işaretlemelisin. Cevap doğru bulup Yanlış işaretlemek gerçekten çok olumsuz bir durum. Ama tekrar söylüyorum. Bakın, sınav bir bütün. Sınav sizin üç şeyinizi ölçüyor. Bir, bilgi. Bilginiz var mı? İki, dikkat. Yani şu Türkçe sorularında mesela şöyle düşünün. Şu Türkçe sorusunda bilgi yok ki. Ne var ki şurada yani? Münir School. Ya bir tane normal yorum sorusu. Sadece dikkatli okuyup yapman lazım. O dikkati ölçüyor. Üçüncüsü ise bakın dikkati sen kaçırıyor musun işte yanlışlıkla işaretlemen dikkat et. Üçüncüsü ise sabır. Of ama uzun soru demeyeceksin. Of matematikte çok zor sorular var demeyeceksin. Vazgeçmeden devam edeceksin. Dolayısıyla bilgi, e, dikkat ve sabırı ölçüyor. Niye ölçüyor? Bilgisi varsa Anadolu sesine girsin. Dikkati varsa hem Anadolu sesi hem Fen Lisesi'ne de girebilsin. Sabrı varsa gayret gösterebiliyorsa hem Anadolu sesi hem Fen Lisesi hem de Sosyal Bilim Lisesi'ni kazanabilir bu çocuk. Çünkü dersleri de hiçbir şekilde korkmadan vazgeçmeden yapabilir demek istiyor. Yorum gereken dersler için kitap, için kitap okumak yeterli mi? Hayır. Yetersiz. Eğer sen Türkçe'de dil bilgisini bilmiyorsan, inkılap ne konu bilmiyorsan sıkıntı yaşarsın. Ama çok faydalı. Yeterli değil ama çok çok faydalı diyebiliriz Abdülrezzak. Mühendis olmak isteyen biri hangi liseye gitmeli? Tabii ki de ilk başta fen lisesine gitmeli. Fen lisesi. Eğer fen lisesi olmazsa AL'e de olur. Olmazsa sosyal bilimler lisesinden bile ya da imatip lisesinden bile mühendis olabilirsin. Yani bu hiçbir kimse durduramaz seni. Aynı ilkokullarda gibi. İşte ben iyi bir LGS'de, LGS'de iyi bir e, sınav sonucu elde etmek istiyorum. Hangi ilkokula gitmeliyim? İstediğin ilkokula gidebilirsin. İster Kars'taki bir ilkokuluna git, ister İstanbul'daki, ister İzmir'deki, ister Antep'teki. Fark etmez. İster çok paralı bir koleje git, istersen devlet okuluna git. Eğer LGS'ye çalışırsan çok iyi bir üniversite çok çok iyi bir LGS sonucu elde edersin. Çok iyi bir fendisine gidersin. Aynı şekilde mühendis olmak istiyorsan üniversite sınavına çalışman yeterli. Dikkat eksikliğim var, bunu nasıl düzeltebilirim? Bununla alakalı kitap okumanın faydalarından bahsettik. Resim çizmenin faydalarından bahsettik. Bunlar en önemli ee, yapabileceğimiz aktiviteler. Günde yüz yenisi soruyu, yani bir daha bahsetmiş oldum böylece. Kitap okumak da dikkatimizi geliştiriyor. Niye? Kitap okurken sadece Türkçen değil, burada kelimeleri, satırları takip ediyorsun. Yeni hayaller kuruyorsun ve unutmamaya çalışıyorsun. Artı resim çizmek de, bazı şekilleri çizmek. Mesela şu şekli çiz bakalım size bir daha. Mesela. Bu bir dikkat gerektiren bir şey. Bunu çiziyorsun sonra bir daha. Üç boyutlu bir üçgen olmuş oldu. Bunu bir daha bak. Gerçekten kafa karıştırıcı. Bunu çizmeye uğraşırken veya buna benzer geometrik şekiller çizmeye uğraşırken dikkatine gelişiyor. Günde 100 yenilesi soruyla eee 430'dan 485 çıkılır mı? E, biraz zor çıkılır. Daha fazla çözmelisin. Daha fazla soru artı diyorum ben buraya. Bir gün boyunca sadece kitap okumak bizi kötü etkiler mi? Hayır, etkilemez. Kitap okumak çok faydalı. Yüzde 4'lük dilim için kaç puan yapmalıyız? Arkadaşlar yüzde 4'lük dilim için eğer sorular kolay olursa 400 puan üzerinde 424 üstü çıkman gerekir. Ama sorular e, zor olursa daha az puanla da %40'lık dilime girebilirsin. Dolayısıyla puandan ziyade, puandan ziyade net ve sıralama önemli. Puanlar bir artar bir yükselir. soruların kolaylığına göre değişir. Ama sen sıralama ile gireceğin için sıralamaya dikkat et. 50 puan yükseltmek için kaç soru çözmeniz Bence 50 puan yükseltmek için günde en az 200 soru çözmelisiniz. Bir de hangi puan aralığında olduğunu bilmiyorum. Sadece ana derslerden toplam 3 yanlış yapan biri hangi yüzdelik dilimdedir? Sadece ana derslerden toplam 3 yanlış yapan biri bence artık %2'lik dilimlere, %1'lik dilimlere yaklaşmıştır. Yani çok iyi bence, çok iyi bir durum. 200 soruyla 330'dan 430 puana çıkılır mı? Evet çıkılır arkadaşlar. Doz denemeleri her gün çözeceksiniz. Mi? Düşünsene hepsi güzel. Doz denemeleri LGS uygun mu? Uygunsa yüzde kaç? Yüzde yüz uygun arkadaşlar. Evde deneme çözerken doz denemelerini şöyle göstereyim. Bakın burada direkt başlıyor. Hemen herhangi bir sayfa açıyorum bak. Siz şöyle bir açıyorum. Hop dur dedim dur. Bak. Tam da LGS gün. Üste bilgiler var ve sorular da zor gerçekten. Biraz LGS'deki siz olacak şeyle şekilde getirdik. Niye? LGS'nin biraz üstüne zor yaptık ki sınavdan e, sınav anında yaşayacağınız o stresi önceden yaşayın istedik. Düzenli çalışmak için geç mi kaldık? Hayır. Hala yeterli zaman var. Sınav son zamanlarda kazanılır. Evde deneme çözerken sayısaldan başlasak olur mu? E, beyninizi alıştırmak adına bence sözelden başlayın. Sayısaldan başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok ama bakın. Gerçek sınav nasıl olacak? Önce sözel olacak. Sonra ara verecekler. Sonra sayısal olacak. O zaman buna kendinizi alıştırın. Sayısalda da önce fenden başlıyorsanız kendinizi ona alıştırın. Doz denemelerine benzeyen deneme çıkacak mı? Evet yeni denemelerimiz yani yenileri geliyor arkadaşlar. Yeniler geliyor. Bu hafta içerisinde iki yeni denememiz gelecek. Geri sayı denemeleri iki bir ne zaman çıkacak? O da geliyor. Onların haricinde iki tane yeni denememiz geliyor. Erciş Fen Lisesi'ni ve Van Türk Telekom Fen Lisesi'ni tanıtabiliriz. Günün kitabına baktığımızda Alexander Duman'ın kitabı Monte Cristo Kontu okumanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dünya klasikler arasında. Van Türk Telekom Fen Lisesi 3.48 dilimle alıyor. 33 tıp 13 mühendisi kazandırmış. Mükemmel bir lise. Gerçekten ee, çalışkan öğrenciler bu okulu. Bu okulda o çalışkan öğrencileri hak ediyor. Günün kaynağına baktığımızda LGS geri sayım denemeleri sadece birinci, birinci dönem konularından oluşuyor. Ve gerçekten bakın tam üste bilgi altta yine soru. Üste bilgi altta yine soru. Üste bilgi altta yine soruyla sizleri sınava tam anlamıyla hazırlamak için tam bir geri sayım denemesi çözmenizi tavsiye ediyoruz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar.